Değerli izleyenler, yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Konya'nın Ilgın ilçesi Olukpınarı köyündeyiz. Olukpınarı süt işletme tesislerinde çok değerli iki konuğum olacak. Aynı zamanda işletmenin sahibi Ilgın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Abdullah Kara ile beraber olacağız ve veteriner teknisyeni Sayın Süleyman Kara da bizlere eşlik edecekler efendim. Çok değerli konuğumuza önce hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, programımıza katıldığınız için. İsterseniz Sayın Başkanım, Olukpınarı köyündeki bu tesisinizin özelliklerini dinleyelim. Akabinde de hem de birlik başkanısınız. Kırmızı etin üretim problemlerini, sorunlarını kısaca da olsa bu programda değinmek isteriz efendim. Buyurun, sizi tanıyalım öncelikle. Tabii ki. Adil Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Abdullah Kara olarak 2015'te çiftli işletmeyi kurduk. 120 hayvan başta başladık. Şu anda takriben saman olarak 240 sayıya ulaştık. Şu anda o şekilde, iyi bir şekilde devam ediyoruz. Nasip olursa daha çok ilerlemeyi planlıyoruz hesabımıza. Totalde şu an kaç hayvanımız oldu başkanım? 600 küsür. 600 küsür. 600 küsür. Saman olarak 240. Amacınız ne? Bu süt işletme tesisi olarak geçiyor burası ama bu kadar sayı arttırmanızdaki sebep nedir efendim? Adil Bey, şöyle, yani normalde yurt dışında düve getiriyoruz. Yani bu düveyi kendimiz üretebilir miyiz? Yani vatana, Türkiye'ye faydalı olabilir miyiz? Düve dışarıya değil de buradan düve, millete daha iyi düve satabilir miyiz? Verebilir miyiz? Hedefimiz o, nasip olursa. Birkaç senede damızlık düve, gebe düve satışımızı başlamayı düşünüyoruz. Ama tabii şu anda belli bir rakama koymuş olduğumuz sayıya, kotaya yetişmek zorundayız yani. Kotanız ne olacak yani bu planlamada? İnşallah 1000 baş. 1000 baştan sonra gebe düve adında satmaya başlayacağız. 1000 samala ulaştığınızda, evet, istediğiniz, evet, hedefe ulaşacaksınız. Evet, evet. Peki şu anki mevcut düveleri ne yapıyorsunuz? İşletmemizde kalıyor. Sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Yani anaç olarak sağlam, mesela Danimarka'dan getirdiklerimiz var, Almanya'dan getirdiklerimiz var. Onların yavrularını karnından gelenle beraber çoğalıp kısa zamanda 1000 sayıya ulaşıp ülkemize faydalı cins, ırkı iyi damızlık düve satma taraftayız. Hedefimiz o yani. Evet, hayvancılığın en büyük problemi yem maliyetleri. Kabaya ihtiyacınızı karşılayacak arazileriniz var mı? Nasıl bir çözüm yapıyorsunuz? Bir kısım aldık, var tabii, ama bir kısım da tabii icarlıyoruz. Kooperatif, sulama kooperatiflerimiz olduğundan dolayı yeşil bitki ekip oradan temin ediyoruz. Yani normalde bir de Konya Ovası'nı biliyorsunuz. Konya Ovası bu şeye göre elverişli. Dışarıdan tarafta bu avantajımız fazla. Kooperatif, sulama kooperatifimiz olduğu için yarı kendimizin, yarı icar fazlasını temin edebiliyoruz yani. Onda sıkıntımız yok. Kabayemi kendiniz? Kabayemi, evet. Kabayemi kendimiz temin edebiliyoruz yani. Evet, bu işletmede hastalıklardan ari şeyiniz var mı? Evet, evet. Tabii ağırlık belgemiz var. Evet. Artı her şeyimiz tam yani. Normalde ABD desteğimiz, ağırlık belgemiz, hepsi mevcut. Hijyen kuşlar altında, hastalıktan sıfır, çok şükür şeyimiz var yani. Evet, bu işletmede kaç kişiyle beraber faaliyet gösteriyorsunuz?
Şimdi normalde bir tane danışmanımız var. Bir tane teknikerimiz var. Bir de oğlum tekniker. Yani iki tekniker, bir tane danışman, bir de ben olmak şartıyla 4 kişi. Öbür türlü de 11 kişi çoban çalıştırıyoruz. 11 kişi. Evet, toplam 15 kişiyiz. Toplam 15 evet, kişiyle evet. Çiftliğe şekil veriyorsunuz, evet, yön veriyorsunuz. Evet, evet. Hastalıklardan da ari olduğunuzu ifade ettiniz. Evet, evet. Yem sıkıntınız da yok. Çok şükür. Şu anda yani yılın da böyle çok geçmesine rağmen gene de kaba yemimiz hazırladık. Sıkıntımız yok. Zaten yem de normalde bir kendimiz yemcik yaptığımız için pek sıkıntımız yok. Yani şu anda yemden, kaba yemden sıkıntımız yok. Peki süt verimimiz nasıl Sayın Başkanım? Yani süt verimimiz ortalama 30'un üzerinde. Yani çünkü mallarımız şöyle. Danimarka kökenli, Alman kökenli yani şey cins olarak süt endeksli. Verimi şu anda iyi yani çok şükür. Yağ oranımız nasıl? Takip edebiliyor musunuz? Şimdi onu takip ediyor. Onun tam olarak detayını. Peki fiyatlar nasıl gidiyor bu bölgede? Kaçtan sütü verebiliyorsunuz desteksiz haliyle? Şu anda 3200. Yeni şeye göre, yeni gelen rama göre 3200 oldu yani. Destekli haliyle mi? Desteksiz. Desteksiz. Çıplak rakam 3.2. Evet. Aynen öyle. Evet, sizi tabii bu rakamlar kurtarmıyor ama genelde diğer bölgelere göre fena da bir rakam değil evet, gibi. Evet, Adri Bey şimdi şöyle yani normalde kaba yem etraftan ziyade biraz düşük bir şekilde bizim burası. Mesela pancar küspemiz fabrikamız bu karşımızda. Hemen yolun karşısında. Ondan sonra ova ya adı üstünde Konya Ovası derler ya. O şekilde yani kaba yemimiz yani dışarıya nazaran bir nevi şey düşük faaliyette şey yapıyoruz. Öyle olunca yem hariç, şu artan yem fiyatları hariç pek sıkıntımız yoktu. Ama şu son zamanlar yemlerden, artışlardan dolayı oradan biraz sıkıntımız var ama inşallah şu an herhalde devletimiz şey yapıyor, dışarıdan arpa ithali yapıyor. Şu önümüzdeki ayda mısır biçimiyle, pamuk küspesinin çıkmasıyla da düşeceğine ben şey yapıyorum yani. Düşer diye tahmin ediyorum. Normalde düşmesi de lazım çünkü bayağı mısır da fazla yani. Normalde pamuk küspesi çıkınca büyük bir ihtimal düşeceğini ben şey yapıyorum yani. Temin ediyorum yani. Evet, piyasaya yansıması gene birkaç ay sürer tabii bu. Tabii tabii, mutlaka yani. Ama sonuçta zaten normalde bizim Türkiye'de şey yapar, sen söyle. Kışa doğru, 12. aya doğru yükseliş başlardı. Biz kış olarak mesela 12. ay, 1. ay, 2. ay, 3. ay bu aylarda şey geçiyordu. Zam olarak geçiriyorduk. Adana'nın biçimine kadar. Ama şu anda inşallah rayiş bir yüksek bir fiyat artışı beklemiyorum. İnşallah bu şekilde gideceğini tahmin ediyorum yani. Evet, peki birlik başkanlığını ne kadar zamandır yapıyorsunuz başkanım? Birlik başkanlığı 2013'ten beri yapıyorum. Yalnız dedim ya, birlik bizim pek faaliyet destek biliyorsun normalde ağır gidiyor. Destek pek şey değil. Aktif diye böyle bir millete faydalı olamıyoruz. Mesela kırmızı et bir olarak geçen yıl sadece 10 gün bir hafta evrakları topladık. Millet sadece hep yapacağız o evrakları. Yani böyle bir et birliği pek bir faaliyet aktifliğe değil. Yani böyle bir yani biz isteriz. Mesela bir birlik başkanı olarak millete faydalı olalım. Millete yardımcı olmaya çalışalım. Yani besiciye yani gerçekten hiçbir faydamız yok. Şu anda damızlık değil. Besic tamamen bitik yani şu anda. Yani hatta şey çıktı, böyle bir besi kayıt tutmak için bir liste verdiler. Adam ya bırakın arkadaş, ne kayıtı yapacaksınız benim malıma dedi ya. Sanki dedi et param ediyor, sanki bir destek verdiğiniz var gibisini neredeyse. Değil, kayıt altına bize vermeyi, yani bizim yüzümüze bakmadı. Yani neden başkan olarak bir şey yapamadık, birlik olarak faydamız olmadı. Sadece bir hafta topladık evraklarını, o da yalan yanlış düşük bir şekilde verdik geçtik yani. O yüzden birlik faaliyeti benim hoşuma gitmiyor. Yani bir faydalı olamadığımız hoşumuza gitmiyor yani. Ya nasıl olmalı? Şimdi birçok birlik var. Damızlık birliği var, süt birliği var, o birliği var, bu birliği var. Kırmızı et birliğinin buradaki yeri nedir?
Abdullah Bey. Adil Bey, mesela ithalı hayvan geliştirip ya da normalde bir, yani bilemiyorum ne bileyim, bir şey besiciye, yani bir faydamız olması lazım gibi geliyor. Yani besiciye bir şeyler faydalı verebilmemiz lazım. Şimdi şu anda arpa diyorlar. Adama çıkmış da Karapınar'dan, ne bileyim oradan buradan. Adam 2 tona 3 tona gitmiyor zaten, çıkan şeyi. Yani normalde girmiyor falan. Hani millete bir adı belli, birlik adına toplu bir şekilde getirip bunu birlik adına dağıtabilmemiz lazım. Yani ne bileyim bir, yani hiç bir şeyler yapmamız lazım yani. Yani şu anda tabii bizim genelde de depede de mesela normalde şunu yapalım ya da edelim gibi oturup toplantı yaptığımız da 2 seneden beri. Ha tabii burada Covid'in hastalığın da şeyi var ama yani ne bileyim pek ben birlik olarak bir aktif olmadığımdan dolayı pek buradan üzülüyorum yani. Pek hoşuma gitmiyor yani. Hiçbir faydamız yok. Boşa. Aslında şey düşündüğünüz zaman çok faydalı olabilecek bir birlik. Yani evet. Yani insanlara hesaplı ucuz et yedirmek. Evet. Noktasında belki ciddi faaliyetler yapılabilecek bir alan. Hükümetler yurt dışından et ithal ettiler. Vatandaşa ucuz et yedirilecek diye ama maalesef geldi yine kasap fiyatına, et aynı fiyatlara ulaştı. Evet. Belki Et Birliği'nin, Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin üyelerinin oluşturacağı bir ne bileyim bir market, direkt üreticiden tüketiciye belki 70-80 liraya değil de 30 liraya, 40 liraya veya kesin fiyatının çok cüzi rakam üstüne bir rakama et yedirilebilir. Yani olur Adil Bey, niye olmasın? Hani şöyle, yani olmayacak bir şey de normalde olabilir de, yani olmaz diye bir şey yok ama hani diyorum ya bir faaliyet yapalım ya da yapın, böyle bir şey gelmiyor. Mesela atıyorum bir Nazif, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanımız var, Nazif Bey. Bir ondan başka bir çıkıp da arkadaşlar şöyleydi, böyleydi ya da şu diye, hani bir sesini duyduğumuz kimse yok ya. Ha, genel başkan da böyle bir şey müsaade etse, yapılsa, önerse, yani bir hareket yok yani, onu diyorum. Hani bir şeyimiz yok yani. Evet, Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak pasif halde duruyorsunuz. Çok yani. Pasif. Yani bundan da hoşnut değilim ama mecburuz. Yapacak bir şey yok. Çünkü belli bir şeye bağlısın. Boşa bir kuruluş diyorum. Yani normalde istiyor insan. Her türlü yardımcı olmak istiyor ama toplu mesela bir yerden hesaplı yem, mesela böyle bir yem dağıtması olsun, belli bir şeyine referans olup besicilerimize yem kere amacı gütmeksizin böyle mesela bizim şurada besicilerin en şeyi vade. Normal süt ayda bir geliyor ama beside en az 4 ay 6 ayda yolu var. Yani bunu normalde bir bankayla anlaşıp kartla olabilir. Ya tabii büyük iş yani. Bunu normalde küçük birlik değil, alt birlik değil de bunu üst birlikler böyle bir yol vermesi lazım, anlaşması lazım ki. Ama hiçbir faaliyetimiz yok. Ne bileyim yani hiçbir şeyimiz yok yani. Evet, bu faaliyetler konusuna daha neler olabileceğini konuşacağız. Kısa bir aramız var. Değerli izleyenler, bir reklamımız var. Reklamdan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek efendim. Evet değerli izleyenler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli iki konuğumuz var demiştim. Televizyonu yeni açmış izleyicilerimiz için. Konya'nın Ilgın ilçesi Olukpınarı köyündeyiz. Olukpınarı süt işletme tesislerinde işletme sahibi, aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Abdullah Kara ile konuşmaya devam edeceğiz. Evet başkanım, birliğinizin faaliyetleri hakkında olması gerekenleri ifade ediyordunuz. Başka eklemek istediğiniz neler var? Daha faal bir birlik olması için. Hani insanlarda da bir bıkkınlık var. Her taraf birlik ve üye olmazsa iş yapamıyorlar. Destek alamıyorlar, ödenek alamıyorlar. Hani bu birliklere bağlılık kalkmalı mı? Bu desteklerin alınması için neler düşünüyorsunuz? Evet Adil Bey, hani ben de onu diyorum yani. Normalde sonuçta bir yer olmazsan destek alamıyorsun. Mecbur millet bir nevi üye olmak zorunda. Ben de diyorum ki yani var, insanlar sıkılıyor. Yani ben diyorum bunu normalde bunun hakkını vermemiz lazım. Yani demek istediğim benim bu yani. Hani en azından bir faaliyet göstermemiz lazım. Bir şeyler yaratmamız lazım. Yani ne bileyim şimdi ben mesela normalde bir işletmeye, kendi işletmeme 120 başlık Hipart'tan yaptırdım. Birinci çağrıda. 120 başla başladık. Şu anda yüksek bir sayıya rakama ulaştık. Ben de diyorum ki
Yani bir verimlilik oldu. Şu anda mesela atıyorum ayda 30 kesime hayvan gönderiyoruz mesela. 30'una 50 arası hayvan gönderiyoruz. Günlük 7 ton süt üretiyoruz. Bir firmaya veriyoruz. Yani ben şu anda kendimce faydalı olmuşum. Yani devletime 30'una 50 arası hayvan kesimi yapıyorum. 7 tonla günlük süt üretiyorum. Yani bu verimlilik yani 120'ine başlayıp kısa zamanda bu sayı rakama çıkmışım. Hani diyorum ki yani birlikte de böyle bir imkan olsa, burada kendi kararım kendim veriyorum ya da kendi işim kendi olduğum için şey sağlayabiliyorum. Bunu diyorum aynı birlikte de yapmak isterim. Niye? Yani yemiydi, kredi kartıyla taksitliydi, ne bileyim ondan sonra bir başka türlü yani her türlü bir şey faydası olabilirdi aslında. Normalde yani tabii şu anda kısıtlı bir şekilde her şeyi de tabii konuşamıyoruz ama olabilirdi yani istediğimiz şekilde destek olabilirdik yani. Şimdi mesela ne oluyor? Süt fiyatları düşükken bir çabayla, bir uğraşla bu yükselebiliyor yani. Yani et fiyatında da böyle bir toplulukla bu şekilde ne bileyim yani olabilirdi ama şu anda boşuna kurulmuş. Adam mecburu üye oluyor destek alabilmek için ama bizim onlara karşı bir faydamız yok. Boşa bir kuruluş. Evet, süt fiyatları 10 kuruş 20 kuruş artıyor. Yem fiyatı 5 lira 10 lira artıyor. Arada da ciddi bir uçurum var. Evet, evet. O da çok bu sene tabii bu sene bir hiç beklenmeyen bir şey oldu. Normalde şeyin üzerinde giden bir şey oldu ama tabii hastalıkla dolayı, kuraklıktan dolayı, kuraklıkta çok bunun etkisi. Mesela şu anda tamamen milletin yeşile dönmesi. O bir büyük faktör. Yani normalde bu tamamen kurak hastalıktan dolayı biz tamamen şey kuru mahsulden şey aldık. Bir de yeşil daha bir şeyli. Mesela atıyorum sılajları böyle ottur. Hayvana daha çok gerek gibi ama tabii inşallah onu da çözecekler. İthal mecburuz yani şu an dışarıdan ithal getirmeye mecburuz. İşletmede ne kadar bir kesif yem kullanma durumunuz oluyor? Genelde kaba yem ağırlıkta mı gidiyorsunuz? Kesif yem minimum seviyede mi gidiyorsunuz? Yoksa süt verimi için hani hayvandan ne beklediğinize bağlı derler. Evet, burada şöyle diyeyim ben. Normalde malın olması gereken kesif yem olsun, kaba yem olsun hepsini eksiksiz yani. Eksiksiz tamamlayabiliyoruz yani. O yüzden sıkıntımız yok yani tamamen. Bir mesela rasyoncumuzun cizdi rasyonu vay efendim kısalımda yıl sonuna getiren yok. Normalde 13 aylık olarak çiftliklerde öyle hesap yapılır. Benimki tam tersi 15 aylık olarak. Yani fazlasıyla tedbirimizi alıyoruz. O şekilde imkanımız var yani. Maşallah. Yani olması gereken neyse harf harfine uyuyoruz yani. Tabi biraz Konya'da olmanızın artıları herhalde evet, bunlar. Evet, evet. Çok rahat ulaşıyorsunuz. Evet, yani, evet. Bir de şöyle. Gerçekten o iyi bir avantajımız. Yani tabii buradan bir İzmir'e, Manisa'ya, o tarafa gitmesi farklı. Orada bunu yapmak farklı. Bizim burada o avantajımız var şimdi. O şeyimiz kullanıyoruz. Arazilerin yani. Genişliği, tabii, bolluğu. Tabii. Yani demin ne dedim? Ya normalde 13 ay olarak alınması, stoklanması lazım derler. Benim hesaplarımda 15 ay rahat garantim var yani. Çok şükür. Maşallah, çok şükür. Maşallah. Çok. Peki işletmenizde? Eksik dediğiniz bir malzeme var mı? Elektronik olsun, efendim mekanik olsun, sıyırıcınız çalışıyor, yem karma makineniz çalışıyor, fırçalarınız, şimdi, her şey. Evet. Hayvan konfor ekipmanlarınızda eksiğiniz var mı? Adil Bey şimdi şöyle diyeyim. Yani bu malcılık işinde devamlı yenilik isteyen bir şey. Mesela şu anda bir robot sistemine, mesela ne bileyim bir... bu şekilde geçebilir misin? Mesela normalde ızgaralı sisteme geçebilir misin? Hepsi yani bunların olması gerekiyor. Devamı kendini yani hayvancılık ne yaparsan geri çevirmeyen, kendini yenileyen bir şey. Yani mesela şu anda ben isterim bir robot sistemi, ızgara sistemi yani böyle bir ama tabii robot sistemin mesela bir firmayla anlatsan yaygın olması lazım ki servisi bakımı, servisi anında gelmesi lazım. Mesela ben gidiyorum. Mesela yurt dışlarına gittiğimde, yurt dışına gittiğimde çok büyük şeyler ama adam anında böyle her taraf ondan olduğu için servis sistemi çok şey. Biz mesela normalde bir sağım şeyini diyoruz ki idare edelim ki öbür haftaya çıkar bu taraf servis. Yani gelmesi ya da en az 3 gün alıyor acil bir şey olmazsa. Ama dediğin gibi
bir yaygın herkes bunu düşünse, yani herkes tabii imkan meselesi ama hayvancılık yanlışlıkla götürüyor yani. Sistemi olmasını isterim. Izgara sisteminde olsun, ne bileyim robotik yem itekleme sistemi olsun, sağım olsun. Yani bunlar gördük, biliyoruz. Ama tabii imkanlar gereği mecburen elimizde imkanları değerlendi ama şu anları tabii hayvanlık ne yaparsan hepsini bütün yenilikler açık yani, onu demek istiyorum. Bütün yenilikler açık. Bir eksiğiniz yok. Çok hatta şükür, artılarınız anda, bile var. Evet, şu anda çok şükür. Bu artılarda özellikle sistem, hayvanları takip sistemi konusunda artık elektronikte, hayvancılıkta yer etmiş durumda. Evet. İşte sürü yönetim sistemleri, kızgınlık takip sistemleri olsun. İşletmede bu tarz bir çalışmanız var mı? Vico diye bir ürünle tanıştınız. Ürünle tanıştık. Bu ürünü yaklaşık bir yıldan uzun süredir kullanıyoruz. Doğumda çok faydası var. Yani doğum bildirim şeyi güzel, kızgınlık alarmı çok güzel. Gerçekten memnunuz. Yani iyi ki de tanışmışız. Yani nasıl diyeyim? Yani sistem açık bırakmıyor. Sistem açık, evet. Yani senin normalde yani bir doğum şeyinde öncesinde seni uyarıyor. Ondan sonra normalde buzağı ölümlerine çok şey faydası var. Mesela buzağı ölümlerinde kesinlikle çok şükür yaşamadık desek olur yani. Yani bir yılda kaç doğumunuz oldu işletmede? Sayabildiniz mi? Sayamadık ama normalde şöyle baktığınız zaman en az 250. 250'de kaç ölüm gerçekleşti? Ölüm oldu mu buzağda? Bayağı iki tane mi? Erken doğumlar artık bir tane. Erken doğumlar iki tane şey yaşadık ama yani programın şöyle diyeyim. Çalışma şekli seni tamamen böyle derler ya, böyle tecrübeli usta veteriner vardır, böyle her şeyi bilir. Yani seni bir usta veteriner gibi böyle bir gerçekten seni yönlendiriyor. Mesela uyarısı geliyor 24 saat içinde, sen bakıyorsun kameradan olsun, uzaktan çobandan olsun, bak bekletiyorsun. Son bir saat kalan uyarısından sonra 35 dakikada da böyle 40 dakikada da girip çok kolay bir şekilde yani malın bütün sancı çekmesini, haznenin açılmasını, ne bileyim yani biz gerçekten çok süper bir verim aldık. Yani zayiatımız ne diyorum, attık hariç, erken doğum hariç yani, erken doğum hariç, yanlış olmasın. İki tane bir buzağı ölümüne çok şükür. Yani çok şükür böyle yani bir sistem %99, %100'e yakın bir başarı sağlamış. Çok süper, evet. Gerçekten şey yapıyoruz, sen söyle. Memnunuz, gerçekten iyi. Ha keşke daha önceleri de daha önceleri şey yapsaydık. Şey yapsa yani, gerçekten programdan memnunuz yani. O programı kullanıyoruz. Evet, bu programı kullanma esnasında yani geldiler, yetkililer anlatıyor. Şimdi çiftlik sahipleri olsun, çalışanlar olsun, bir yenilik çıktığı zaman insanlarda bir duvar oluşuyor. Ya bunu kullansak mı, kullanmasak mı? Şimdi işçisi bir yandan acabaları çok oluyor. Ya patron bunu alırsa işte ben şimdi gece gündüz çalışmam lazım. Beni sürekli takip edecek gibi. Sizde de böyle bir durum oldu mu? Yani işletmeniz sahibi olarak yeniliklere kapalı mısınız, yoksa yeter ki yenilik olsun, biz her türlü yeniliğe açığız diyor musunuz? Tüm yeniliklere açığım. O dediğiniz oldu. Yani yaşadık onu. İnanır mısın var ya, hem de böyle kameradan bulduk. Çalışanımızın biri sağ olsun. Yaptı mı yaptı, nasıl yaptı? Temizlemeden, hijyenik olmadan bir şekilde tekrar takmaya kalktı. Yani birkaç tane böyle takmaya da, o zaman da doğumlarımız vardı. Bu arada intihap bayağı böyle bir çoğaldı. Sonra şüphelendik biz. Dedik ya bunda kesin bir şeylik var. Hatta satıcı firmanın destek aldık. Orada dedik ya kesinlikle dedi, hijyenik ortamda takılmamıştı. Başka türlü şansı yok dedik. Kameranın yakın takiple bulduk. Dediğimiz gibi direkt beni şeysiz takıldığından dolayı. Yani sistemi başarısız mı göstermeye çalışıyor eleman? Yok, uğraşmak istemedi. Uğraşmak yani 3 kaptan yani. Böyle bir elemanın eksikliği. Eleman, evet, eleman hatası. 3 kaptan böyle alıp şey yap, hijyenik olmaz için. Çünkü hastalıktan dolayı.
O şekilde temizleyelim derken, temizlememiz lazımken hiç şeysiz. Batır çıkartak. O da ister istemez mala ne yaptı? Şey yaptı. İntihaplanma, böyle bir şeyler yaşadık. Ondan sonra destek aldık. Sağ olsunlar çok yardımcı olarak. Böyle kesinlikle tek şey var. Hijyenik olmaması dediler. Ve biz de kamerayla dediğimiz gibi aynı hijyenik olmamasından dolayı öyle bir şey yaşadık. Ama öbür türlü programdan, sistemden kesinlikle hiç hata olmamasın. Bayağı bir seneye aşkın devam ediyoruz çok şükür. Biz memnunuz. Güzel. Yani olmazsa olmazın diyelim yani. Öyle diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz sizi biraz soluklandıralım. Evet. Süleyman Bey'e de biraz neler yapıyor? Evet. Bu arada dediğin gibi ilk defa çıktım da biraz. Tabii heyecan da var ister istemez. Biraz sıkıntı yok. Biz köy TV'yiz. Bunu her ortamda söylüyoruz. Evet. Yani biz doğalız. Tabii. Heyecanımız da olur. Tabii, şeyimiz tabii, de olur. Tabii, sıkıntı tabii, yok yani. Tabii. Hadi beni. Ağzınıza evet. Sağlık. Evet Süleyman Bey, sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben Süleyman Kara. Veteriner sağlık teknikeri işletmenim. İnşallah dersinde veteriner hekim olmana. İnşallah. Öğrencisin hala, devam ediyorsun. Evet, öğrenciyim, şu an son sınıftayım. Ama benim diyen veterinerle boy ölçüşürüm mü diyorsun yani? Şükür. Peki kaç yıldır çiftlikle uğraşıyorsun? Yaklaşık 4 yıl aktif olarak uğraşıyorum. Babanın en büyük yardımcısısın herhalde. Evet, işletmede en büyük yardımcısıyım. Evet, Vikov'dan devam edelim. Sen bizzat bu işi takip eden ahırda, işin mutfağındasın. Evet. Takması kolay mı? Neler yaşadın? Bir de senden dinleyelim. Tabii, 2 senedir, yani 1 sene yakın kullanıyoruz Vikov sistemi. Takmasında da dediğim gibi hijyenik ortamda hazırlandığı sürece hiç problem yok. Gayet de basit yani takılması. Çıkarması da aynı şekilde, takması da aynı şekilde. Hijyenik olduğu sürece hiçbir problem yok. Kolay. Kaç dakikan alıyor bu işlem? 10 dakika. En fazla yani temizlikle beraber en fazla 10 dakika mı alıyor? Peki bunu daha çok böyle hamile olan ineklere mi takıyorsunuz, yoksa hamile olmasa da onu takip edelim, bir sıkıntısı var mı dediğiniz durumlar da oluyor mu? Biz bunu 3 farklı yerde kullanıyoruz. Doğumda, doğum sonrasında ve kızgınlık olarak 3 farklı yerde kullanıyoruz. Doğuma 20 gün kala takıyoruz. Daha sonra doğum bittikten sonra hayvan retinasyonuna attıktan yani 5 gün sonra, doğumdan 5 gün sonra 72 saatte atmazsa alıyoruz. 2 gün sonra bekliyoruz, takıyoruz. Postpartum yani doğum sonrasında o şekilde hayvanın hastalıklarını, ateş yükselmelerini grafik şeklinde zaten bize gösteriyor. Bunu rutine bindiği zaman çıkarıyoruz. Hayvan sağlıklı şekilde yani kendi sağlığına kavuştuğu zaman çıkarıyoruz. Daha sonra da hayvan doğumundan bir ay sonra kızgınlık için tekrardan takıyoruz. Kızgınlık takibi yapıyoruz. Doğal kızgınlık takibi. Bu 3 yerde de verimin yüzde kaç olduğunu tahmin ediyorsun sana göre? Hani şimdi baban ifade etti Sayın Başkan. %100'e yakın bir verim aldık. Kesinlikle yani doğumda. Kızgınlıkta nasıl veya diğer? Kızgınlıkta da aynı şekilde yani %99'a yakın bir verim alıyoruz. Doğruluğu. Yani hem zaten sistem üzerinden hem de gözlem olarak takip ediyoruz ve doğruluyoruz yani bunları birbirine. %99 üzerinde bir kızgınlıkta da doğumda da aynı şekilde bir verim alıyoruz. Sistemi sen mi takip ediyorsun? Evet, sistemi ben takip ediyorum. Takımını da çıkarmasını aynı şekilde ben yapıyorum. Ne kadar da bir sinyal geliyor sana? Ne kadar da? Yani bir kızgınlık oldu veya doğum başladı diye kaç saniyede bir veya dakikada bir mi geliyor? Ya bu şimdi nasıl kızgınlık bir başlangıcında bir uyarı geliyor. Hayvan kızgınlık başladı ve kızgınlık bitiminde. Yani hayvanın ne kadar kızgınlık süresinde olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsun. Doğumda da aynı şekilde 24 saat, ilk önce 24 saat alarmı, daha sonra buzağlama başladı olarak bir uyarı geliyor. O şekilde. Yani senin işin bayağı kolaylaşmış. Bayağı kolaylaştı. Yani Vico veteriner hekimin en büyük yardımcısı olmuş veya işletme sahibinin diyebiliriz diyorsun. Kesinlikle yani. Ya derler ya, el ayağı kolu yani gerçekten. El ayağı kolu. Peki sen neler yaşadın? Aynı şeyleri babana da sordum az önce ama yeniliklere açık mısın bir veteriner teknisyeni olarak? Belki yarın bir gün üniversite sınavlarıyla beraber veteriner hekim olacaksın. İnşallah. Yeniliklere açık mısın? Kesinlikle yani bunlar bizim zaten en başta bir dediğiniz gibi bize kolaylık sağlıyor. Yani gece gündüz de olsa kafamız rahat bir şekilde takip edenimiz var gibi yani sürekli her hayvanın arkasında birisi var gibi. Takip ediliyor gibi hayvanlar. O şekilde rahatsız. Kafamız rahat yani. Yeniliklere her zaman açız tabii.
Evet, program öncesi de seninle sohbetimizde senden duyduğum güzel bir şey vardı. 7-24 dedin, ahırda yatıp kalkıyorum dedin. Evet, işletmeli kalıyorum. Bu senin için bir sıkıntı mı yoksa bir keyif mi? Tamamen keyif alıyorum ben. Hayvanların içinde olmaktan, hayvanların şey yapmaktan, yakın takip olmaktan keyif alıyorum. Yani bu işi sevmek... Zaten yapmanın... kesinlikle yani bu işi severek yapmazsan yani yapılabilecek bir iş değil yani severek yoksa yapmak en önemli şey. İnsanın zulü haline geliyor, zulüm oluyor. Kesinlikle. Evet, bir genç olarak belki baban yarın bir gün belki hiç buraya gelmez olur. Senin hedeflerin, planların neler bir genç olarak? Babam da dediği gibi işletmeyi binbaşla çıkarmak, daha sonra da düve satışı yapmak yani ülkemize faydalı olabilmek. Hedefimiz o yönde. Yetişebilecek misin binbaşa? Babamın destekleriyle, işte yardımlarımızla, birbirimize yardımlarımızla inşallah ileriye taşıyacağız. El birliğiyle diyorsun. Kesinlikle evet. Peki bir genç olarak, bir üniversiteli olarak hayvancılığı nasıl görüyorsun? Geleceği var mı? Bu ülkede hayvancılık yapılmalı mı? Ya ülkede hayvancılık şu şekilde, eğer yani kendiniz işinizin başında olursanız, yani takibi işçiye tamamen değil de kendiniz başında olursanız hayvancılık yapılabilir ve en önemlisi tabii dediğim gibi sevmek, işi severek yapmak. Yani buna tamamen para olarak değil de yani hem duygusal hem para olarak yaklaşmak bu işi ileriye götürür yani. Tabii sen tamamen ahırla ilgileniyorsun. Bir de olayın tarla boyutu var. Kava yemin hazırlanması. Belki onun da yükü babanın sırtında. Evet. Ekilmesi, dikilmesi, gübrelenmesi, hasatı. Yani A'dan Z'ye bir çalışma gerekiyor. Kaba yemin hazırlanması önemli bir problem çünkü. Verimin iyi olması dekar başına. Yani attığın taş, ürküttüğün kuş misali. Tarla boyutuyla ilgilenme durumun olabiliyor mu? Zamanın var mı ona? Ona çok zamanım yok yani. Sürekli hayvanların içindeyim. Sürekli hayvanları takip etmem gerekiyor. Sürekli hayvanlar içinde oluyorum. Ona daha çok babam tarla boyutuna daha çok babam ilgileniyor. Daha çok babam bakıyor. Evet, babanın yükü bayağı ağır o zaman. Evet, babam biraz. Bir yanda birlik başkanı, bir yanda mevcut dükkanı, bir yanda işletme burası, bir yanda da tarla. Başkanım Allah kolaylık versin yani, maşallahınız var. Hadi be işte, çekiyoruz yani şu anda ama tabii haline... Mikrofonu verelim istersen. Evet. Ya şimdi tabii bu ekip işi derler ya, şimdi mesela dükkanda da işletme ayrı biliyoruz dükkanımız olduğu için. Mecbur onun başında öbürü olan tarlada birini görevlendiriyorsun. Hepsine koşamazsın yani. Ama yani dediğin gibi verimli olabilmek için sadece takip ve doğru kişileri yönlendirebilmek. Yani normalde hepsine gidemezsin. Şimdi mesela ben Süleyman bir gün bir yere göndersem o gün belli olur. Mutlaka o gün şey vardır. Yani mutlaka bir şey verir yani. Bir yerden patlak verir. O yüzden kısım kısım ayırıyoruz. Mesela ben akşamları gelirim buraya. Bir de hafta sonu pazar günleri gelirim. Devamı tamamen kendi bakar. Dükkana dersen öbür olan var. O orada bakar. Tarlada yani bu şekilde olmazsa aklına zaten gelemeyiz. Bütün şey ekip lazım. Ekiple, yani. Ekip, evet, çalışması. Tabii, ekip çalışması. Günlük rapor alma imkanı oluyor mu Abdullah Bey? Evet, aynen öyle. Hepsinin ayrı grubum var. Yoksa zaten alamazsam yani. Geçen hatta şunu anlatıvereyim. Bir gün mobese bozuk oldu kamera. Konya'da 80 kilometre. Dedim kardeş kesin gel ben çatlarım vallahi. Adam bir fabrika çalışması çıktı geldi yani sabit. Yani ya görmem lazım ya rapor almam lazım. Yoksa rahat edemem yani. Yapı olarak çünkü olaya müdahil olmak zorundasın. Olamadığın yerde de mutlaka ya rapor gelmesi lazım ya da görüntüyle görmemiz lazım. İnanır mısın öyle bir şey var yani. Rahat etmek için raporu alıyoruz yani. Ve Süleyman'ın 7-24 burada olduğu gibi sizde raporları olsun, efendim çalışmaları 7-24 takip ediyorsunuz. Aslında sormak istediğim bir soru da var. Yenge Hanım bu konuda şikayetçi mi? Yok değil. O şimdi değil şöyle mi? Oluyor. Mesela mecbur yani bir şekilde iş yani derler ya normalde işimizin şeyiz. Bir yer belli olduğu için sıkıntı olmuyor. Mesela Süleyman'ın rapor vermesi de zaten danışmanımız olduğu için mecbur rapor yazıyor. O yüzden hafta akşamüstü de buradayız. Hafta sonları da diğer zaman raporla devam ediyoruz. Yani artık demiyor yeter şu işi bırak da biraz evle ilgilen demiyor yani. Yok öyle bir şey demiyor. İyi şükür. Öyle bir şey demiyor. Çünkü ev hanımları yani
eşlerimiz evde eğer destek olmazsa gerçekten hayvancılık 7/24 mesai isteyen bir iş. Evet, aynen öyle. Yani ciddi bir mesai harcamak gerekiyor. Yani bayanlar da bu konuda en büyük destekçiler. Evet, evet. Yani zaten kendi köyümüzde olduğu için evimiz de yakın, köyümüzde aynı köydeyiz. Yani mecbur zaten olan ev unuttu, burada yatak akar. Mecbur yani bir şekilde iyi kötü olup gidiyor yani. Oğlum arada bir gel görelim demiyor yani annesi. Dediği zaman da oluyor. Dediği zaman da oluyor, hatta normalde diyor. Bazı diyorlar. Şimdi babam kameradan görür, neredesin der diyor. Çocuk diye eve geldi diyor, hemen neredesin demedi. Yani böyle bir şeyler oluyor yani. Evet, bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir laf var. Değerli üreticiler de bilir. Hani cenaze bekler, sağım beklemez. Evet. Hayvan beklemez. Aynen öyle. Bizde de ölünü ağlatmaz derler. Yani bu hayvan işi ölümü ağlatmaz derler de Allah ki dinlemesin. Yani şu anda koşturuyoruz iyi kötü şey yapıyoruz yani ne yapalım. Nasıl soğuk zincir durumumuz nasıl? Sahamhane imkanımız kaça kaç sahamhanemiz var? 8+2=16. Ama tabii şu anda 120 başlığa göre şey olduğu için proje ona göre hazırdı. Şu anda ufak tabii ama önümüzdeki senelerde 16x2 gibi bir büyütme şeyimiz var ki mecbur büyüteceğiz. Şu anda bayağı en fazla sahan sürüyor. Mesela yemlemesi az, kısa süren şey sahan fazla yani şu anda. Malı da durakta şeyde beklemez şeyinde bekletmek, ondan sonra eziyet oluyor yani ister istemez. Ama tabii demin de dedik ya, teknolojiye doğru ayar ayar sistem ne gerekiyorsa ona ayak uydurmak çalışacağız yani. Çalışıyoruz da inşallah. Evet. O şekilde hareket ediyoruz yani. Allah kolaylık versin. Süt soğutma tankınız da var. Kaç litrelik? Şu anda 5 artı bir de 2 vardı. Dolunca bir tane 500'lük bulduk. İyi kötü şu sıraç harman zamanı bitsin diye bekliyoruz. İnşallah bir 5 tonluk daha yaptıracağız yani. Siparişini vereceğiz. İnşallah. Ama, soğuk zincir önemli. Evet çok önemli. Hijyenik ve şey. Hatta şu an normalde verdiğim firma devamlı şey gelir. Günlük rapor veririz. Hatta şu destekler için kaliteli olduğumasını hiç kesinlikle bütün değerlerin yüksek olduğunu şey gelir yani. Mail olarak atarlar yani. Evet. Önemli olur zaten bizim için. Kesinlikle yani mesela biz dana olsun, düve olsun, mesela spermesini de iyi kullanıyoruz ki kaliteli mal olsun diye. Yani kaliteden ödül vermiyoruz. Gerçekten şu anda verdiğim firmadan devamlı günlük mi haftalık mı? Ölçüm. Yani günlük gönderdiğimiz numunelerden böyle mail olarak yüksek değerlerin yükseğinden gelir yani. Çok güzel. Evet Süleyman Bey, elektronik olarak Vikov'u anlattınız, Vikov'daki verimi anlattınız. Elektronik olarak başka işletmede neler var? İşletmede sahan sistemimiz var. NEDAP ve padometre hayvanlarına göre padometre. Sahan sistemimiz de Vikov var. İkisini kullanıyoruz. İkisinden de memnunsunuz. İkisinden de memnunuz, evet. Şimdi Vikov'u biz daha önce ilk tanıştığımızda Tekirdağ'da yine bir program yapma fırsatımız oldu. Orada da Onar Çiftliği Sinan Bey'le de konuştuk. O da aşırı memnuniyetini dile getirdi. Yani sistem eksiksiz, hatayı minimize etmiş, çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Şimdi telefona geliyor, telefona bir uygulama indiriyorsunuz. Evet. Bunu öğrenmeniz zor oldu mu? Yoksa çok basit bir şey mi? Çok basit bir şey zaten, hani açtığınız zaman da her şey açık. Hani öyle bir şeyliği yok, zorluğu yok. Tamamen basit bir şey. Grafikler zaten direkt karşına geliyor. Eşleştirmeler direkt karşına geliyor. Çok basit, öyle çok zorluğu yok. Yani cihaz hangi hayvana takılıysa onunla ilgili veriler. Evet, üzerinde numaraları var. Hayvanların küpereliyle eşleştiriyoruz. Ondan sonra veriler gelmeye başlıyor. İlk önce sıcaklık 24 saat için, daha sonra da kızgınlık için kızgınlık, sayı doğum için de doğum alarmlar gelmeye başlıyor. Şu an kaç tane o elinizdeki cihazdan kullanıyorsunuz? Şu an 35 tane cihazım var. 15 tanesi takılı. Postpartum ve doğum için takılı şu an. Yani doğum bitti. Tekrar
temizleyip tekrar kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle yani hayvandan çıkarıyoruz. Kızgınlık için çıkardım. Yani onlar ayrı değil. Aynı cihaz. Eşleştirmesi farklı sadece. Doğumdan çıkardığım kızgınlık olarak eşleştirip farklı hayvana takabiliyorum. Ya da postpartum olarak. Onun için farklı bir cihaz değil. Yani hepsi aynı cihaz. Sadece eşleştirmeleri farklı. Sistem üzerinden. Bu 30-35 rakamı hayvan sayısına göre mi firma tarafından öneriliyor? Bu, yani bu ihtiyaç olarak kendini zaten ayarlıyorum bunu. Hani doğum için, doğum yüksekse biraz fazla gerektiriyor tabii. Hani onu hayvan sayısına göre, ihtiyaca göre zaten zamanla kendini istiyorsun. Yani siz biraz fazla aldınız. O konuda rahatsınız yani. Evet, çok sıkıntınız yok. Doğum için de aynı zamanda, kızgınlık için hepsinde aynı anda kullanabiliyoruz. Evet, sisteme genel merkez, yani Vicov'un genel merkezi müdahale etme imkanı olabiliyor mu? Uyarı, bize daha çok uyarı yapılıyor. Bize müdahale etmeden önce bilgi veriliyor. İşte bu şöyle bir sıkıntı oldu ya da böyle bir yapmamız gereken bir şey var deyip bizden onay alıp daha sonra müdahale edebiliyor. Ama önce bize bilgi veriliyor, daha sonra müdahale ediliyor. Yani Vicov'un genel merkezi bu konuda hızlı çalışıyor yani. Kesinlikle yani. Sürekli başınıza zaten gelen bir anı var mı? Başımıza gelen bir anı, hayvan cihazın birisi uydu dışına çıktı, yani hayvan dışarı çıktı, işletme dışına çıktı. Onun uyarısı geldi. Hemen 1-2 saat içerisinde zaten cihaz sinyal kesildi dedi. Bizi uyardılar. Yani neredeymiş cihaz? Cihaz hayvanın içinde kesime gitmiş. Evet, öyle bir olay geldi başımıza. Evet. Neyse, kalan sayılar bizimdir. Peki Süleyman Bey, çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey varsa, bir genç olarak da gençlere de bir mesajın olabilir. Köyde kalmaları konusu olabilir. Çünkü bugün de bir yerde yine Abdullah Bey'in ofisinde bir sohbet ortamında oldu. Gençler çok köyde kalmak istemiyorlar. Ahırda veya tarlada çalışmak istemiyorlar. Senin gençlere bir mesajın var mı? Abi yani gençlere şu şekilde, hani bu iş zaten seviyorsan yapabilirsin dedim daha önce, dediğim gibi. Seviyorsan, evet. Hani sevmiyorsan zaten kimseye tutamazsın burada. İçinde varsa hayvan. Evet, içinde hayvan sevgisi varsa, bu iş sevgisi varsa. Zaten köyde de olsa, şehirde de olsa köye gelir. Köyde de olsa zaten köyde kalır. Evet. İçinden geldiği şekilde yapabilir yani. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Güzel. İnşallah Allah mezuniyetini de göstersin. İnşallah. Veteriner hekim olarak. İnşallah. İnşallah bu arada bu işletmede tekrar bir program yapma fırsatımız olur. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Evet Abdullah Bey, sizlere son olarak söz verelim başkanım. Sizler son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir mesajınız var mı? Valla Adil Bey, canlı hayvan hata götürmüyor. Ama dediğin gibi hani şey, oramın dediği gibi de, yani bu işi candan, gönülden, severek yaparsak, yani derler ya, yani mesela malına göz göze gelip bu şekilde bir şey olursa olur. Ama dediğin gibi hani herkes de değil de şöyle sevgi, içindeki hayvan sevgisi, bilgisi olan kişilere tabii önermek lazım. Çok mesela yaşıyoruz, mesela adam yani yapmak isteyen, mesela ben şu anda dediğin gibi ben hayvancıyım, ta dededen babadan gelme hayvancıyız. Mesela şunu diyeyim kısaca ben size. Bu işe başlayacağım, inek kısmı küçük baş daha ağırlıklı bizim için. Bu bütün televizyonlarda, TV'lerde, bütün TV'ler olsun, böyle hepsine çok çok seyrettik. Bütün profesörlerine, herkesi bayağı aşındırdık. Aradık böyle, profesör hocam şöyle, hocam böyle. Yani bir nevi bizim inşaat aşamasında mal kurulmadan neredeyse biz inekçiliğin, büyükbaş inekçiliğin, yani derler ya, ara bağırsağını çözdük yani. Hani bilgi almaktan dolayı ya da şu şekilde. Ha, geldiği zaman da fazla zor kalmadı. Ondan sonra işimizden hayvan sevgisiyle göz göze gelerek bu işi çok şükür başardık diyebiliriz yani. İnşallah daha da ileriye doğru başaracağız. Yani diyeceğim şu, içinde hayvan sevgisi, işi anlayan kişilere bu işi öneririm yani. Ama adam dediğim gibi bir başka bir bölümden iş yapıp gelip de maldan anlamayan bir kişi ya anlama için çaba gösterecek, anlayacak ya da bildiği işi yapacak. Evet. Bu derece diyeyim yani. O yani çok önemli. Parası var diyerekten bu işe girmemeli insan. Tabii, evet, evet. Yani tamamen gerçekten yani bu işi yapanlar. Ya bir de şöyle, ben esnaf olduğum için, ticarethanede olduğu için çok görüyorum mesela. Anlatıyorsun ya adama, diyorsun kardeşim şu şekilde, şu şekilde bir palet yemi millete bizim bu bölgede, mesela bu bölgede çok geç zamanda alıştırdık. Mesela ilk zamanlar bizim böyle palet yemi o kadar zor oldu ki, daha hala ben toz yem verdiğim yerler vardır. İnan itimat et böyle yani. Oysa normalde yani hayvana palet yem, biçmiş yem. Ama bunu ikna edemiyorsun. Daha ikna edemediğim kişiler var yani. Ta 2000
2003'ten 2004'ten beri ikna edebilen kişiler var. Yani şu balli mesela hayvana belli bir şey şeylerde olması lazım. Ama biz eskiden yani yakın zamana kadar saman ya ağız mı yedireceğim mala gibisine. Yani bunları yani demek istediğim şu çok şey yaptık. Millete yardımcı olmaya çalıştık. Yani ha bunu biz nereden öğrendik ama sorarak mesela hocalarımıza sorarak böyle katıldığımız seminerler olsun, böyle fuarlar olsun. Yani bir şekilde bunu şunu diyeceğiz, getireceğiz lafı. Ya öğrenmek için çaba gösterecek. Hani en güzel bildiğim benim bildiğim ya da ben en iyisini bilirim değil. Hiçbir zaman için bilme yok. Yani devamı kendini yeniliyor. Sınırı yok çünkü. Evet. Yani bu şekilde olduğu için ya onu öyle yapacak ya da bildiği işi yapacak. Ha, tabii hayvancılık bereketli hayvan, bereketli iş inşallah yapan kişi karşılığını alır. Ama ilgi ve alakasını tercih göstererek alacak yani. Evet. Saldım çayla Mevlam gayla değil yani. Yürümüyor bu işler maalesef. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz Abdullah Bey. İnşallah sizin gibi işletmelerimizin Allah sayısını arttırsın. Teknolojiye inşallah, açık bir insansınız. Inşallah. Değerli üreticilerimiz de elinden geldiği kadar teknoloji takip ediyorlar ama tabii her şey bütçe meselesi, evet, imkan tabii, meselesi. Tabii, yani halk tabiriyle duygusal konu var. Evet, tamamen duygusal. Tamamen şimdi duygusal. Ben de isterim Lili'nin burada olup gelmesinin ama tamamen tabii şey robotlu, evet. Ala robotlu, ala şeyli, ızgara sistemli, büyük bir Lili gibi bir şey isterim ama robot var da reklama da giriyoruz tabii de. İnşallah yerli yani, robotumuzu evet, değerli firmalarımız üretecektir. Tabii zamanı ister. Geldiği evet, zaman çünkü üretim maliyetleri Türkiye'de ciddi rakamlara ulaşınca firmalar da otomatikmen üretim konusunda biraz soru işaretleri artıyor. İnşallah o günler de gelir umuduyla diyelim. İnşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz teknolojiye açık insanlar olarak evet, bir işletme olarak sizleri de kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Abdullah Bey, Süleyman Bey. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizler teşekkür ederiz misafir ettiğiniz için efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, yine bir programın sonuna geldik efendim. Çok değerli, keyifli olduğuna inandığım çok değerli iki konuğumla beraber çok güzel konulara değindik. Teknolojik gelişmeleri işletmelerinde kullanan Sayın Abdullah Karabey Efendi, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı olarak Ilgın'da çok güzel bir tesis kurmuşlar. Kendilerini kutluyoruz. Ve teknolojiye açık insanlar olarak teknolojiyi yakından takip ediyorlar. O da çok önemli. Çünkü kaybedecek buzdağımız yok. Süleyman Bey de ifade ettiler. Teknolojiyle beraber %99 verim aldıkları bir sistemi işletmelerinde kullanmışlar. Kendilerini kutluyoruz. İnşallah bütün işletmeler buzağı kayıplarını en aza indirgemeleri gerekiyor. Hem yurt dışından ithal etmenin artık bir sonu yok. Aynı zamanda buzağlar bizim için olmazsa olmazımız diyoruz. Yayında yapımlarına geçen tüm arkadaşlarım adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde, bir başka programda buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.